Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz hırkanın yapımını anlatacağım. Böyle baharlık, çok tatlı, hafif ve biraz salaş bir hırka modeli oldu ve bohem esintiler de taşıyor böyle. Bu şekilde. Yapılışı oldukça keyifli. Şöyle de bir kolye hazırladım. Basit bir kolye. Kendi iplerini kullanarak. Evet, şöyle kol kesim yerine bakalım. Bu şekilde dikişsiz olarak örülüyor. Evet, hiç dikiş yok arkadaşlar. Sadece şu kısımda şu iki parçayı birbirine dikerken şu kısımda dikiş var. Onun haricinde dikiş yok. Düğmelerini de yine kendim yaptım. Evdeki çeşitli düğmeleri kaplayarak. Bu şekilde düğme yapım videom var kanalda. Kanalımın ilk videolarından. Evet. Bu şekilde ip olarak da şu krem rengi ipten 2,5 yumak kadar gitti. Diğer renklerden birer yumak almıştım. Tabii arttı onlar. Siz evdeki kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz bu modelde. Yani bu motifleri rengarenk örüp sonra düz yerleri böyle tek renkle örerek de hazırlayabilirsiniz. Beden olarak da 40-42 beden arası oldu. Bedeni küçültmek için bu motifleri bir sıra daha küçük örebilirsiniz. Yani motiflerin yerleşimini değiştirmeden, çünkü o zaman model bozulur. Motifleri bir sıra daha küçük örebilirsiniz ya da daha sıkı örebilirsiniz. Daha ince bir tığ, küçük numara bir tığ kullanarak örebilirsiniz. O şekilde küçültebilirsiniz. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, yapılışından önce şöyle arkayı da bir göstermek istedim. Şöyle hafif şal hırka havası var bu şekilde. Evet, şimdi yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, projede kullanacağım ipler bunlar. Bildiğiniz şöyle lif ipi olarak da geçiyor. Bunlar yaz için çok uygun. Daha önce de çok giysi projesi ördüm bu iplerle. Çok kullanışlı oluyor. Kullanacağım tığ da 4 numara 2,5 milimetre tığ. Evet, şimdi başlayalım. Evet, şimdi motiflerle başlıyoruz. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Klasik hanım dilendi, bey beğendi motifi. Benim ördüğüm iplerle ve tığ kalınlığı ile şu motifin ölçüsünü göstereyim. 10 santim. Bakın, 10 santim kenarı olan bir kare motif örüyoruz. Videonun başında da dediğim gibi, eğer daha küçük beden 36, 38 vesaire yapmak istiyorsanız bir sırasını eksik örün ya da daha ince iple, daha ince ip de pek olmaz aslında, bu zaten ince bir ip, lif ipi biliyorsunuz, hani daha ince bir tığla örebilirsiniz. Ben 4 numarayla ördüm. 2,5 milimetre, işte 2 milimetre, 1,75 vesaire milimetrelik tığlarla da örebilirsiniz. Böyle 5 sıra örmek istiyorsanız ya da dediğim gibi bir sıra daha küçük örebilirsiniz. Bu şekilde aynı yöntemle hırkayı küçültebilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım. Altı zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir doladım. 1, 2, 3 de çektim. Doladım. 1, 2, 3 de çektim. 1, 2, 3 zincir köşelerde. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz.
2 3 1 2 3 zincir. Üçlü trabzan. Bir, iki, üç zincir. İki, üç. Evet. Bir, iki, üç zincir çekerek şöyle birleştiriyorum köşeyle. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Herhangi bir köşeden başladım. 1, 2, 3 zincir. Yine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir köşede. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi bir köşeyi bitirdik. Diğer köşeye geçmek için bir, iki zincir çekiyorum. Yani motifte köşelerde 3 zincir, aralarda 2 zincir. 1 2 3 1 2 3 zincir. 1, 2 zincir çektim, diğer köşeye geçtim. 1, 2, 3. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Yine köşeden başladım. 1, 2, 3 zincir. Üçlü trabzanları yapıyorum aynı şekilde. 1, 2, 3 zincir köşede. 1, 2, 3. Evet. 1, 2 zincir. Aralarda 2 zincir. Şimdi burayı dolduruyorum. Bir, iki zincir köşeye geldik. Yine köşeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Motifimizi tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra olacak şekilde tamamlıyoruz. Evet, şimdi motifin son sırasına geliyoruz. Birleştireyim. Motifleri siz dilediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Dikerek de birleştirebilirsiniz. Son sırayı örerken tığla da birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde birleştirdim. Birazdan göstereceğim şekilde daha güzel oldu bence. Evet, köşeye geldim bakın. Şimdi önce burada şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum ve şu boşluğa kıstırıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şu boşluğa kıstır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir.
1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle şuraya kıstırıyorum. Evet. Birleştirirken ilk önce yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve birleştireceğim motifin bakın şu köşesine birleştiriyorum. Şöyle kıstırıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincirle şöyle dönüyoruz. Şöyle yaptık artık. Şuraya bakın 3 zincir çektim ve buraya kıstırdım. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu kez buraya 1, 2, 3 zincir. Yani bir motiften bir diğer motiften alıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Oldukça kolay aslında. 1, 2, 3 zincir. Sırayla bakın. Bir ondan bir bundan alıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Evet. Buranın köşesine geldik. 1, 2, 3 zincir ve bu motifin köşesiyle bitiriyoruz. Evet. Evet. Şuraya 1, 2, 3 zincir çekip tekrar şu köşeye geliyorum ki burada böyle bir üçgen kalmasın diye. Evet, 3 zincir çektim. Tekrar bu köşeye battım. Evet. Bitirme işlemimiz böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde motifleri birleştiriyoruz. Şimdi üçgen motifin nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, üçgen motif için yine aynı şekilde 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kıstırıyorum. Evet. Başlarken 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve üçlü trabzanlar yapıyoruz yine. 1 2 3 Evet. 1 2 3 zincir. Yine 1 2 3 1 2 zincir. Evet. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle evet. İkinci sıraya geçelim. Yine köşeden başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirle başlıyoruz. Yine şu köşeyi dolduruyorum üçlü trabzanlarla. Bir, iki, üç. Bir, iki zincir.
Köşeye geldim yine. Bir, iki, üç zincir köşelerde motifte olduğu gibi. Köşelerde üç zincir, kenarlarda iki zincir. Bir, iki, üç. Bir, iki zincir. Şu ipi de alalım. Bir, iki, üç zincir, bir, iki zincir ve bitiriyoruz. İpimizi koparalım, diğer sıraya geçelim. Şöyle bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, üçgen motifimizi de tamamladık. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Onu da bu motifleri birleştirdiğimiz gibi bu şekilde birleştiriyoruz. Birazdan göstereceğim şekilde motiflerimizi yerleştirerek birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, motiflerimizin birleşmiş şekli böyle. Videonun başında da dediğim gibi normalde bu triko kazağın kolları kesimliydi, kesilerek yapılmıştı. Ben birleşik olarak yaptım. Şöyle bakın, tek parça halinde hepsi birleşik. Şöyle şu kısımdan itibaren kol ayrımı yapılacak, şuradan itibaren. Şöyle bu da üst parça. Şöyle bakın, şu ön kısımları üçgen motif şeklinde, önden açık olduğu için arkadaki parça bütün halinde. Evet, bu şekilde şuraya yaka, arka için şuraya bir tane üçgen motif gelecek, onu da göstereceğim. Şimdi şu ara kısmı öreceğiz, 4 sıra şu aralar ve buranın da altına 4 sıra trabzanlı model öreceğiz. Evet. İlk önce şu arayı yapacağım arkadaşlar. Şu arayı. Onun için şuradan başlayacağım. Şöyle şu şekilde tutup buradan örerek başlayacağız. Evet arkadaşlar, mavi renkle devam ediyorum. Şimdi şu üst parçadan alıyorum. Şöyle bakın. Şöyle buradan örmeye devam edeceğim. Şunu bir kaldıralım. Şöyle. Evet. Şimdi burada bu örneğin şöyle dümdüz gitmesi için burada bir arttırma yapmamız lazım. Şöyle ki, şimdi ilk bu üçgen motifin kenarından başlarken arttırıyoruz. Aynı şekilde bitirirken de aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 tane trabzan. 2, 3. 3 trabzan. Sonra 1, 2 zincir. Buraya 3 trabzan. Yani boşluklara 3 trabzan, aralara 2 zincir. 1, 2 zincir. Şöyle yine boşluğa geldik. 1, 2, 3. Bakın şöyle oldu. Şurada
şöyle arttırmış olduk. Yani şöyle dümdüz gitmesini sağlıyoruz burayı. Şu arttırmayı yapmamış olsaydık bu örnek şöyle şu tarafa doğru giderdi. O yüzden şöyle arttırma yapıyoruz. Başlangıçta. Şimdi devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Evet. Şu birleşim yerini nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Şöyle köşeye geldik. Köşeye yine 3 tane. 1 2 3 tane yaptım bakın. Sonra yine 1 2 zincir çekiyorum. Şuraya 3 tane. Şöyle oldu bakın. Yine 1 2 zincir çekiyorum. Bu kez şuraya 3 tane. Evet. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şu sıra sonuna, yani şu üçgenin uç kısmına kadar dümdüz örelim. Evet, bu arada sıra sonuna gelmeden şöyle köşe dönülüyor. Arkadaki motifin köşesi bu. Köşede de normal köşe arttırmamızı yaparak devam ediyoruz. Şöyle 1, 2, 3 zincirle yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Evet. Yine 2 zincir devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örmeye devam. Evet arkadaşlar, birinci sıranın sonuna geldik. Başlarken yaptığımız gibi sırayı bitirirken de arttırma yapıyoruz. Şuraya 3 tane dolduruyorum ve 1 2 zincir çekip aynı yere batıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi renk değiştireceğiz ve sıra başından başlayacağız. Evet, bakın böyle oldu. İlk motifli dilim parça böyle. Şimdi yine şuradan başlayacağız diğer renkle. Evet, şimdi hardal rengiyle devam edeceğim. Evet, bu şekilde toplam 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. Aynı işlemleri yaparak sıra başında ve sıra sonunda birer arttırma. Köşede şu V şeklinin köşesinde şöyle arttırma. Bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 tane trabzan. Mavi sırada yaptığımız gibi bir önceki sırada. Evet. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, parçaları bu şekilde ördüm. Şimdi şöyle iki parça. Şuradan iğneleyip iki parçayı birbirine dikeceğiz. Şöyle bakın. Evet. Şu kısmı ördüğüm gibi gösterdiğim şekilde aynen şu kısmı da ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm aynı şekilde. Ve şu kısmı da ördüm. Burada arttırıyorduk. Gördüğünüz gibi ilmekleri arttırıyorduk. Burada da eksilterek devam ettim. Şöyle yakından göstereyim. Başlangıç ve bitiş sıraları şöyle oldu bakın. Evet, bu şekilde ördük ve şu orta kısmından da şöyle eksilterek
devam ettim. Şu köşe kısmından şöyle göstereyim. Evet. Şuraya da üçgen motifi yerleştirdim. Evet. Şimdi bu iki parçayı birbirine dikeceğiz. Tekrar göstereyim. Şu ilk parçada bir tane üçgen motif var. Sonra 1, 2, 3, 4 kenarda, bir tane köşede 1, 2, 3, 4 motif kenarda, bir de üçgen motif var. İkinci parçada bir köşede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motif kenarda, köşe motif bir tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motif kenarda, bir de burada üçgen motif var. Bu şekilde birbirine iğneleyerek iki parçayı birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle bedenin yarısını ördüm şuradan. Şimdi şu yarısı örülecek şöyle ve kolun birini ördüm. Bunları göstereceğim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Şöyle şu kısmı örerken şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 sırayı şu aralara yaptığım şu üçlü trabzanları söktüm. Biraz volanlı oldu. Şöyle şu kol kısmı hariç şu gövde kısmındaki şu aradaki üçlü trabzan grubunu söktüm. Bakın şu şekilde oldu. Şurada da çıkardım. Şöyle göstereyim. Fakat kol kısmına gelen yerde şöyle şunlar yer alıyor. Hani kol daralmasın diye. Evet. Videonun başında da belirttiğim gibi hani sayıları oturtabilmek için birçok kez öre söke yapıyorum bu şeyi, hırkayı. O yüzden size de böyle püf noktalarını göstereyim istedim. Zorluk çekmeyin diye. Şurada şu orta kısma ördüğüm üçlü trabzan grubu duruyor. Bakın burada duruyor. Kol bölümüne gelecek bölümlerde duruyor. Şurada da ve şurada da. Arka kısımda da bakın şu iki motifin birleşme yerinde iki üçlü trabzan grubunu çıkardım. Şurada da şuradaki üçlü trabzan grubunu çıkardım. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi şöyle göstereyim. Evet. Şu iki parçayı birbirine diktik arkadaşlar. Bakın dikerek birleştirdik, iğneleyerek. Evet. Yaka kısmını yaparken de şöyle şu kısımlarda hiç üçlü trabzan yapmadım. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Buradan model alabilirsiniz. Şu kısımlarda yok. Diğer yerlerde bu şekilde. Ve başlangıç kısmını da şu köşeden yaptım. Bakın. Şöyle eksilterek şöyle göstereyim. Bu şekilde bitiş kısmı da şuradan başlıyor, motifin burasından bu şekilde devam ediyor. Şu arka kısmı da şöyle üçgen motifi buraya yerleştirdim. Şimdi arka yaka için bir iki sıra ya da 3 sıra onu deneyerek göreceğiz. Bir yaka yükseltmesi
öreceğim. Şöyle. Şu kısma şöyle bir 2-3 sıra öreceğim. Onu da beraber öreriz. Evet. Şimdi önce koldan başlayalım arkadaşlar. Şu kolu nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonra şu beden kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle kol ayrımını nasıl yaptım onu söyleyeyim. Bakın şuradan itibaren şu üçgen motif, birinci motif, ikinci motif. Şu motifin bakın şu köşesinden itibaren şuradan tam karşısına gelecek olan kısma birleştirdim. Burası kol olacak. Yani kaç tane üçlü trabzan grubu var burada? Şu delikten itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane üçlü trabzan bloğunu kapsıyor kolumuz. Evet. Kolu da şimdi başlarken göstereceğim. Şöyle bakın uç kısmına doğru giderek daralacak şekilde yaptım. İki sırada bir şu kısımlardan şöyle bakın şu şekilde eksiltme yaparak devam ettim. İki sırada bir. Şimdi onu göstereyim. Kolun örülmesine başlayalım. Evet, şimdi kola başlıyoruz. Evet, bakın. Şu birleştirdiğim yerden şuradan başlıyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bakın. Üçlü trabzan yapıyorum. Evet. 1, 2 zincir çekip şuraya geçiyorum. 1, 2, 3. Şunu çıkaralım artık. Şöyle. Evet. 1, 2 zincir. Evet. Böyle bütün deliklere bu şekilde aralarda 2 zincir çekerek üçlü trabzanımızı yapalım. Şu başlangıç yerine kadar gelelim. Evet, birinci sırayı bitiriyoruz. 1, 2 zincirle geldim. Evet. Şimdi yine şöyle yapalım. Birleştirmeyi. Şöyle dolayalım. Şuraya tutturup 1, 2 zincir şeklinde birleştirelim. Şimdi bir sıra ördük. İkinci sırayı da yine eksiltmeden normal şekilde örüyoruz. Yani iki sıra eksiltmeden örüyoruz. Bir sıra da eksiltiyoruz. O şekilde devam edeceğiz. Evet. Bir, iki zincir. Yine bütün boşluklara üçlü trabzanları yaparak devam ediyorum. 1, 2 zincir. Evet, bu sırayı da bu şekilde eksiltmeden dümdüz örelim. Evet, ikinci sıranın da sonuna geldik. Birleştiriyoruz. Şimdi
Evet, bu şekilde birleştim. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi burada eksiltme yapacağımız için arada hiç zincir çekmedim. Bakın. Doladım direkt ve buraya geçtim. 1, 2, 3. Bir sonraki sırada şu iki tane üçlü trabzan grubunu tek bir trabzan grubu olarak dikkate alıp buradan direkt bu tarafa geçeceğim. Evet, iki zincirle devam ediyorum. Şu kol altı kısmına gelecek yerden yapıyoruz eksiltmelerimizi. Yani daha evvel şu işaretleyiciyi koyduğum yerden yapıyoruz. Evet, dümdüz devam edelim sıra başına kadar. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine birleştiriyorum. Evet. 1, 2, 3 zincirli üçlü trabzan. Evet. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bir önceki sırada böyle eksiltme yapmıştım gördüğünüz gibi. Burada direkt atlıyorum. Şuraya batıyorum. Evet. Bu şekilde dümdüz öreceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Birleştiriyorum. Şimdi yine dümdüz öreceğiz. Hiç eksiltme yapmadan. İki sıra düz örüyoruz. Bir sıra eksiltme yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor örgü. Dümdüz örüyorum. Evet. Bir sonraki sırada yine şurada yaptığımız gibi eksiltme yaparak devam edeceğiz. Evet, bir sıra eksiltme sırası, sonra bir, iki sıra düz, sonra yine bir sıra eksiltme sırası, böyle devam edeceğiz.